Lübnanlı bu kadın binlerce Müslümanın gözü önünde Allah'a meydan okudu. Sonunda başına gelenlere inanamayacaksınız. Sübhanallah. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Binlerce Müslümanın önünde Allah'a meydan okuyan kadının bu hikayesi Lübnan'da yaşanmıştır. Lübnan'da yaşayan ve hava yollarından birinde çalışan bir kadın vardı. Bir gün meslektaşı işte onu beğendi ve evlenme teklif etti ve çok zaman geçmeden evlendiler. Bu kadın Müslüman bir adamla evliydi. Kocası her gün namaz kılıyordu ve dinin öğretilerine ve İslam'ın ilkelerine bağlıydı. Kocasının bu kadar dindar olduğunu bilmeyen karısı namaz kılmıyordu ve İslam'ın kendisine söylediklerini yapmamıştı. Ama koca kendi kendine gelecekte onun namaz kılacağını, İslam'ın kolaylık dini olduğunu, zorluk dini olmadığını ve İslam'ın mübarek olduğunu söylerdi. İslam zorlama dini değil, ikna dini derdi. Bir insanı İslam'a zorlamak yanlıştır. Onu buna inandırmalısınız. Çünkü hak din İslam'dır ve İslam'ı araştıran ve ona odaklananlara Allah hidayet nasip eder. İnsan hayatını ruhen ve bedenen sıhhat ve ıslah eden, başkalarıyla ve hayatın her alanında etkin olan bir dindir. Kocası eşine İslam'ı anlattı. Kadın inanmakta ısrar etti. Kocası ona, "Seni bir şeye zorlayamam. Sadece senden istediğim aklını ve kalbini selametle tutarak sana anlattıklarımı anlamaya çalışman," dedi. Kocası, kadın İslam'a ikna oluncaya kadar her gün onun yanında namaz kıldı ve dua etti. Her gün ona İslam'ı anlatarak onun da İslam'a inanmasını temenni etti. Koca eşine İslam'ın güzelliklerinden, Kur'an'ın mucizelerinden ve sahabe-i kiramın hayatından örnekler veriyor, onun kalbini ısındırmaya çalışıyordu. Ama bütün bu konuşmalar onun için faydasızdı. Uzun bir süre ona İslam'ı öğretmeye çalıştı ve ona karşı sabırlıydı. Ama o İslam'a hiç ikna olmamıştı ve hiçbir dini tanımıyordu. Karısının evlenmeden önce bir ilişkisi vardı ve bu ilişkiden hamile kalmıştı. Karnındaki ağrılardan dolayı doktora gitti ve yapılan tetkikler sonucunda kadının 5 aylık bir kıza hamile olduğu ortaya çıktı. Normal şartlarda her koca bir bebeği olacağı için mutlu olurdu. Ama bu koca karısının hamile olduğu haberini öğrendiğinde tam tersi oldu. Karısı hakkında iyimser olmadığı için çok üzüldü ve ayrılmak istiyordu. Çünkü karısının yanlış işler yaptığını anladı ve çok geç olmadan ve kendisine bir çocuk gelmeden önce ondan ayrılmak istedi. Çocuksuz başladığı ilişkiyi çocuksuz bitirmek istedi. Karı koca eve döndü. Koca üzgündü. Karısı bunu hissetti. Eşi bu ilişkiyi bitirmek ve ondan ayrılmak istediğini söyledi. Karısı semavi her dinden nefret ederdi. Ne yazık ki koca bu konuyu evlendikten sonra anlamıştı. Karısı ateist olduğu ve İslam'dan nefret ettiği için bir de üzerine bu olay eklenince hemen ondan ayrıldı. Bunun üzerine kadın kocasının evinden ayrıldı. Çocuğun doğumundan sonra Amerika'ya seyahat etti ve küçük kızı yanına aldı. İşin aslı eski kocası kızını görmesin ve ondan uzaklaşsın diye Amerika'ya gitti. Amerika'daki hava yollarından birinde çalışmaya başladı. Bir gün şirkette bir Arap ülkesinden olan Müslüman bir meslektaşının çalışırken namaz kıldığını ve sürekli Kur'an okuduğunu gördü. Çünkü bu sırada mübarek Ramazan ayındaydı. Adam çalışırken ibadet ediyordu ve bu kadın onunla aynı odada çalışıyordu. O Kur'an okurken ona bakıyordu ve "Bu nedir? Kocamı bırakıp Amerika'ya gittim ve Müslüman insanlar hala her yerde karşıma çıkıyorlar," dedi. Bir gün bu adam namaz kıldı ve dua ediyordu. "Allah'ım oğlumu hastalıktan iyileştir," diyordu. Adama, "Ne diyorsun? Oğlunu kim iyileştirecek? Sen deli misin? Görmediğin bir varlığa mı ibadet ediyorsun?" dedi. Adam kadına, "Allah'tan kork. Ne diyorsun? Allah'a sığınırım. Oğlumun hastalığı var ve bunun için ona dua ediyorum. İnsan acizdir. Bu dünyada kurtuluşun tek yolu odur," dedi. Kadın adama, "Ne diyorsun? Öyleyse şimdi kızımın canını alması için Allah'a dua edeceğim," dedi ve kızını öldürmesi için Allah'a dua etti. Adama dalga geçerek, "Sence kızım kesin ölecek mi?" dedi. Adam kadına, "Şu anda Ramazan ayındayız. Bu mübarek ayda kızına karşı Allah'a meydan okuyorsun. Bunu yapma," dedi. Kadın ısrarla, "Kızım için dua ettim. Ona kesin bir şey olmalı ve onun için bir şeyler yapması için Tanrı'ya meydan okuyorum," dedi. Adam çok inatçı olduğu için bu kadını terk etti. Bunun üzerine kadın eve gitti ve evin kapısından girdiğinde şok oldu. Çünkü kızının cansız bedeni yerde yatıyordu. "Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir," diyerek İslam'a girdi. Kadın uzun süre kızının yasını tuttu ve işini bırakıp Lübnan'a döndü. Eski kocasının yanına gitti ve başına gelenleri ona anlattı. O da ona, "Bu Allah'ın bir cezasıdır," dedi. "Sen önce Cenab-ı Hakk'a meydan okudun, ikincisi kızımı benden uzak tutmak istedin ve onu benden alıkoydun.
Kadın ağlayarak ona, "Yaptığım büyük hatayı itiraf ediyorum," dedi. "Allah'tan gelen bu cezayı kabul ediyor. İşlediğim bu büyük günahtan dolayı Allah'ın beni bağışlayacağını umuyorum. Lütfen sen de beni affet," dedi. Karısı, "Benimle tekrar evlenmeyi kabul eder misin?" diye sorunca koca sustu ve acı acı ağlıyordu. Karısına, "Senin üzüntünden ağlamıyorum. Aksine çok mutluyum," dedi. "Kızımın kaybına üzülsem de bu Allah'ın kaderi ve seninle tekrar evlenmeye razıyım," dedi. Tekrar evlenmek için nikah dairesine gittiler. Bundan sonra mutlu bir hayat yaşadılar. Bu hikayeden çıkarmamız gereken İslam'ın hak din olduğu ve Allah'ı ve İslam'ı hafife almak isteyen herkesin sonunun çok hazin olduğudur. Yine de her ne günah işlersek işleyelim, Yüce Allah'ın tevbelerimizi kabul ettiğini ve ona yönelenleri bağışladığını unutmayalım. İnsan nefsine aldanır, şeytana kanar, hislerine hakim olamaz, iradesine söz geçiremez de sonunda bir günah işler, ardından da yaptığına, yapacağına bin pişman olur ve tövbe üstüne tövbe eder. İşte kulun günah işlemiş de olsa tövbeyle Rabbine rücu ettiği bu hal, hadislerden öğrendiğimize göre Cenab-ı Hakk'a hoşnut etmektedir. Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Rabbinden naklen buyurdular ki, bir kul günah işledi ve "Ya Rabbi günahımı affet," dedi. Hak Teala da, "Kulun bir günah işledi. Arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır," buyurdu. Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve "Ey Rabbim günahımı affet," dedi. Allahu Teala da, "Kulun bir günah işledi ve bildi ki günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır," buyurdu. Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve "Ey Rabbim beni affeyle," dedi. Allahu Teala da, "Kulun günah işledi ve bildi ki günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi olduğunu bildi. Ey kulum, dilediğini yap, ben seni affettim," buyurdu. Büyük hadis alimi İmam Nevevi bu hadisten şu hükmü çıkarır. Günahlar 100 kere, hatta 1000 ve daha çok kere tekrar edilse de kişi her seferinde tövbe etse tövbesi makbuldür veya bütün günahlar için bir tek tövbe etse bile yine tövbesi sahihtir. Bir hadiste de istiğfar eden kimsenin günde 70 defa günahını tekrar etse bile günahında ısrar etmiş sayılmayacağı belirtilir. Hazreti Ali'nin bu konuya getirdiği açıklama daha ilginçtir. Beraberinde kurtuluş reçetesi olduğu halde helak olan kimsenin durumuna hayret ediyorum. O reçete de istiğfardır. Zaten Gaffar ve Tevvab isimleri çok çok bağışlayan, tövbeleri çok çok kabul eden, her günah işte istiğfar edeni affeden, her tövbe edişte tövbe edenin tövbesini kabul eden anlamına geliyor. Şayet Cenab-ı Hak kulunu hayatı boyu sadece bir sefere mahsus olmak üzere affedecek olsaydı, ondan sonra insana günah işleme imkanı ve fırsatı vermemesi gerekirdi. Yani Allah affetmek istemeseydi, bize af isteme duygusunu vermezdi. Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın günahları bağışlaması, onun fazlı, lütfu ve ikramıdır. Hadiste de ifade edildiği gibi, günah sebebiyle cezalandırılması ise adaletinin tecellisidir. Said Nursi'nin belirttiği üzere, Cenab-ı Hakk'ın günahkarları affetmesi fazlıdır. Tazip etmesi, azapla cezalandırması adlidir.